Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu verbal stil, nominal stil. Verbal stil ne demek? Verbal stil arkadaşlar, konuşma dilinde kullanılan stiller için verbal stil diyebiliriz. Nominal stil, nominal stil de arkadaşlar yazılı dilde kullanılan stildir. En kaba haliyle bu. Şimdi aradaki fark ne? Ben bir durumu anlattığımda, herhangi bir durumu ne yapıyorum konuşma dilinde, günlük konuşma dilinde ki Türkçe'de de bu böyle. Ne yapıyorum? Mümkün mertebe eylemlerden yola çıkıyorum, öyle değil mi? Eylemlerden, yüklemlerden yardım istiyorum. Ancak ben bu durumu, aynı olayı yazılı dile, hele ki bir raporlama dili ise bu, ne yapıyorum? Bu sefer o eylemi isim haline dönüştürüyorum ve o şekilde belirtmiş oluyorum. Ne demek istediğimi tahtanın bu bölümünde anlayacağız arkadaşlar. Tahtanın sağ tarafına baktığımızda arkadaşlar, bakın burada sol tarafta eylemler verilmiş, sağ tarafta da isimler verilmiş. Nasıl bir dönüşme uğramış bir görelim. Brechen, kırmak demek arkadaşlar. Der Bruch, kırış, kırılma isim olarak karşımıza çıktığında demek ki der Bruch demiş oluyoruz. Denken, düşünmek demek. Der Gedanke, düşünce şeklinde demek ki isim haliyle ne oluyormuş demek ki? Denken, der Gedanke şekline bürünüyormuş, değil mi? Böyle bir dönüşüm oluyormuş. Verstehen, anlamak demek. Şimdi ben anlayış diyecek olursam, das Verständnis diyeceğim. Bakın, e ne olmuş? A umlaut. Dolayısıyla das Verständnis, das Verständnis anlayış olmuş. Finden bulmak, der Fund bu da bulgu şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Demek ki finden bulmak, bulgu diyecek olursam der Fund diyebilirim. Bulgudan kasıt ne olabilir? Bu tıpta kullanılabileceği gibi arkeolojide kullanılabilir. Bu tamamen kendi branşlarınıza uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Sehen adı üstünde görmek. Die Sicht, bakış, görüş anlamına gelmiş oluyor. Aussteigen, bu iniş, inmek, çıkmak anlamında. Der Ausstieg, bu da çıkış anlamına gelebiliyor. Tabi burada çıkış denildiğinde bir mahalden, bir ortamdan çıkmak akla gelebileceği gibi istifa etmek gibi anlamlara da gelebiliyor. Bu da dolayısıyla bu dilin, yani Almanca'nın zenginliğini göstermiş oluyor. Dolayısıyla bu tarz isimlerle karşılaştığımızda bunu yani üstünde oynayarak da şey yapabilirsiniz. Yani kendi içerisinde aslında dönüşümlere uğrayabiliyor ve öyle olduğunda jargon olabiliyor. Bu bir bilimsel bir terminoloji olabiliyor. Dolayısıyla bunlara da açık olmakta fayda var. Şimdi bu ve buna benzer yapıları dilerseniz örneklerle pekiştirelim arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, verbal stil ve nominal stil olarak ayırt etmek anlamında alt alta yazdım ki bunu anlayalım. Verbal stil demek ki neydi arkadaşlar? Sözlü stil. Nominal stil de yazılı stil diye Türkçeleştirebiliriz. Şimdi ilk cümleye bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Deutschland wird aus der Kohle aussteigen. Evet. Kohle, die Kohle, kömür demek arkadaşlar. Almanya kömürden ne yapıyor? Çıkış yapıyor demeyiz değil mi güzel Türkçe'de? Ne deriz? Almanya ne yapıyor? Kömürden vazgeçiyor. Değil mi? Aussteigen'den kasıt o. Ancak Aussteigen'i biz hatırlarsanız A1, A2 konularında görmüştük. Neydi? Ben size ne demiştim? İnmek, değil mi? En temel haliyle inmek anlamında. Ancak buradaki anlamı ne? Yani kömürden vazgeçiyor anlamı doğmuş oluyor, değil mi? Almanya kömürden vazgeçecektir anlamında, değil mi? Werden'le beraber kullanılmış. Deutschland wird aus der Kohle aussteigen. Şimdi altını işaretlemiş olduğum, çizmiş olduğum bu eylem isim olarak karşımıza çıktığında, evet, nominal stil, yani yazılı dilde ne olacak arkadaşlar? Aussteigen neydi? Der Ausstieg şeklinde karşımıza çıkacak. Der Ausstieg aus der Kohle ist
Wichtig für die Umwelt. Bakın farklı bir cümle olsa da buradaki o nüans farklılığına dikkat çekmek istiyorum. Der Ausstieg aus der Kohle, yani kömürden vazgeçiş, ist wichtig für die Umwelt. Die Umwelt ne demek arkadaşlar? Doğa, değil mi? Doğayı korumakla alakalı durumlarda arkadaşlar. Die Umwelt diye geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğanın korunması için kömürden vazgeçiş önemlidir demeyi getiriyor bu cümle. Dolayısıyla bakın burada Aussteig ne olmuş? Der Ausstieg olmuş. Der Ausstieg aus der Kohle ist wichtig für die Umwelt demiş oluyoruz. Biz pekala bunu Aussteigen ile de yorumlayabilirdik. Ancak o zaman ne olacaktı? Verbal stil olacaktı. Ancak bu şekilde söz gelimi herhangi bir dergide, bir kitapta, değil mi? Yazılı bir materyalde aynen bu şekilde karşımıza çıkacaktır. Bu şekilde olursa bu büyük olasılıkla bir alıntıdır, bir röportajdır. Birisinin ağzından çıkan bir cümledir ve tırnak içerisinde alınmıştır. O zaman ne olacaktır haliyle? Verbal stil olacaktır. Ancak bu bir raporsa, bu bir bilimsel bir makale ise, değil mi? O zaman ne olacak? Nominal stil olarak karşımıza çıkacaktır. Sonraki örneğe bakalım. Gene verbal stil olarak karşımıza çıkan bir cümle görüyoruz. Der alte Bauer hat sein Bein gebrochen. Çok bariz, anlaşılır bir cümle olduğunu tahmin ediyorum. Yaşlı çiftçi, der alte Bauer, hat sein Bein, bacağını kırdı. Hat gebrochen, değil mi? Bakın, perfekt olarak karşımıza çıkan bir yapı. Brechen, az önce de gördük. Brechen neydi? Kırmak demekti. Hat gebrochen, değil mi? Yaşlı çiftçi, bacağını kırdı. Şimdi, nominal stil olarak baktığımızda, yazı diline Brechen'i nasıl uyarlarız, nasıl dönüştürürüz ona bir bakalım. Bacak kırışı, tabii Türkçe'de öyle demeyiz, bacak kırılması deriz. Öyle değil mi? Ancak Almanca'da baktığımızda buna Beinbruch şeklinde karşımıza çıkıyor. Değil mi? Dieser Beinbruch, bu kırılma, bu bacak kırılması şeklinde karşımıza çıkıyor. Dieser Beinbruch muss unbedingt behandelt werden. Yani bu kırılma, değil mi? Bu bacak kırılmasının unbedingt, mutlaka behandelt, tedavi edilmesi gerekiyor demeye getiriyor bu cümle. Dolayısıyla bu bacak kırılmasının mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Gereklilik müsseni görüyoruz burada. Dolayısıyla dieser Beinbruch muss unbedingt behandelt werden. Bakın arkadaşlar burada farkındaysanız der Beinbruch denilmiş. Şöyle de diyebilirdik. Bacağın kırılması. Bakın o zaman ne olacaktı? Genitif girecekti devreye. O zaman der Bruch des Beines. Bacağın kırılması. Arkadaşlar demek ki ben dieser Beinbruch muss unbedingt behandelt werden yerine şöyle de diyebilirim. Der Bruch des Beines muss unbedingt behandelt werden da diyebilirim. Her ikisi de doğru. Her ikisi de nominal stil. Sadece tek bir farkla burada bir genitiflik var arkadaşlar. Des Beines, ona dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi dilediğimizi kullanabiliyoruz. Bir sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Gut schütteln bevor man die Spraydose gebraucht. Evet, Spraydose, spray değil mi? Bu basınçlı sprey kutular kastedilmiş oluyor. Değil mi? İşte deodorant gibi düşünün. Gut schütteln, iyice sallayın. Schütteln demek ki sallamak demek arkadaşlar. İyice deriz güzel Türkçe'de de. Dolayısıyla Almanca'da da bu şekilde söyleniyor. İyice sallayın. Gut schütteln neyden önce? Bevor man die Spraydose gebraucht. Brauchen neydi? Kullanmak demekti. Dolayısıyla sprey kutusunu, değil mi? Yani spreyi kullanmadan önce iyice sallayın demiş oluyoruz. Konuşma dilinde, verbal stil. Peki bunu nominal stil yaptığımızda ne diyeceğiz? Bakın bu şekilde sprey kutularında söylenmez. Ne denir, değil mi? Kullanım öncesi denir. Burada da şimdi aynısını göreceğiz. Die Spraydose vor Gebrauch gut schütteln. Bakın
Vorgebrauch, kullanım. Dolayısıyla kullanım öncesi diyecek olursak die Spraydose Vorgebrauch gut schütteln. Değil mi? Die Spraydose Vorgebrauch gut schütteln dediğinde perfekt olarak karşımıza çıkmış olan gebraucht. Bakın burada ne oluyor? Gebrauch şeklinde değil mi? İsim olarak karşımıza çıktığından dolayı gebrauch olmuş. Dolayısıyla nominal stile bürünmüş oluyor ve die Spraydose vor Gebrauch gut schütteln demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Deutschland wird aus der Kohle aussteigen. Deutschland wird aus der Kohle aussteigen. Der Ausstieg aus der Kohle ist wichtig für die Umwelt. Der Ausstieg aus der Kohle ist wichtig für die Umwelt. Der alte Bauer hat sein Bein gebrochen. Der alte Bauer hat sein Bein gebrochen. Dieser Beinbruch muss unbedingt behandelt werden. Dieser Beinbruch muss unbedingt behandelt werden. Der Bruch des Beines muss unbedingt behandelt werden. Der Bruch des Beines muss unbedingt behandelt werden. Gut schütteln, bevor man die Spraydose gebraucht. Gut schütteln, bevor man die Spraydose gebraucht. Die Spraydose vor Gebrauch gut schütteln. Die Spraydose vor Gebrauch gut schütteln. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Wir empfehlen euch bis zum nächsten Treffen diesen Roman zu lesen. Eminim ki anlamışsınızdır bu cümleyi. Ne diyor? Empfehlen, biz öneriyoruz değil mi? Wir empfehlen euch, sizlere öneriyoruz. Bis zum nächsten Treffen, Treffen neydi arkadaşlar? Buluşma demekti değil mi? Bis zum nächsten Treffen, bir sonraki buluşmaya kadar bizler sizlere öneriyoruz. Neyi öneriyoruz? Diesen Roman, bu romanı zu lesen. Bu romanı bir sonraki görüşmemize kadar, bir sonraki buluşmamıza kadar ne yapmanızı, okumanızı öneriyoruz diyor. Bu cümle verbal stilde bir cümle, yani konuşma stilinde olan bir cümle. Şimdi bunu nominal stil şeklinde değerlendirecek olursak, aynı cümleden gidecek olursak, bu sefer bakın ne oluyor? Lesen isim olarak karşımıza çıktığında das Lesen oluyor. Yani okuma. Das Lesen dieses Romans. Bu romanın okuması şeklinde karşımıza çıkıyor. Bakın fark ettiyseniz burada bir genitiflik söz konusu var. Bu romanın okuması bir sonraki buluşmaya kadar okunulması tavsiye edilir sizlere. Bizler sizlere bunu tavsiye ediyoruz demeye getiriyor ama yazılı dilde. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Das Lesen dieses Romans bis zum nächsten Treffen wird uns empfohlen. Tabi burada euch de diyebilirdik. Bizlere öneriliyor demişiz. Bunu euch olarak da düzeltebiliriz. Uns da hiç fark etmez. Burada mühim olan şey aslında hani şunun fonksiyonunu anlamanız arkadaşlar. Bizlere öneriliyor demişiz. Euch de diyebilirdik. Sonraki örneğe bakalım isterseniz arkadaşlar. Das Personal kontrollierte die Fahrkarten. Evet, çok bariz, anlaşılır bir cümle. Personel, das Personal değil mi? Kontrollierte, neyi kontrol ediyormuş? Die Fahrkarten, personel biletleri kontrol ediyordu değil mi? Ama Fahrkarte'den kasıt tabii ki sinema bileti değil. Ne olabilir bu? Fahrkarte, fahren neydi? Araçlar için geçerliydi. Yani bu bir otobüs şirketi olabilir, bu bir gemi ile ilgili değil mi? Eğer bir vapura biniliyorsa Fahrkarte'den kasıt belki o olabilir değil mi? Yani kara taşıtları da diyebiliriz. Dolayısıyla personel biletleri kontrol etti dediğimizde das Personal kontrollierte die Fahrkarte. Şimdi bunu nominal stile çevirecek olursak bakın kontrollierte kontrol diye karşımıza çıkacak. Dolayısıyla die Kontrolle der Fahrkarten. Yani ne diyor? Biletlerin kontrolü
isim olmuş oluyor değil mi? Bakın bir tamlama neredeyse değil mi? Şimdi Türkçe'de de yanlış yapmak istemiyorum tamlama mı değil mi diye. Ancak burada biletlerin kontrolü denildiğinden die Kontrolle der Fahrkarten erfolgte durch das Personal. Erfolgen gerçekleşmek demek arkadaşlar. Dolayısıyla biletlerin kontrolü personel tarafından gerçekleştiriliyordu değil mi? Dolayısıyla erfolgte durch das Personal demiş oluyoruz. Ve sıra son örnekte arkadaşlar. Es ist verboten, yasaktır diyor. Auf der Terrasse zu rauchen. Anlaşılır bir şekilde ne diyor cümlemiz? Terasta sigaranın içilmesi, sigara içilmesi yasaktır diyor. Ama bunu verbal stilde, bakın konuşma stilinde değil mi? Bunu birisi bize söylediğinde, umarım bize söylemiyorlardır. Çünkü bizler sigara içmiyoruz değil mi? Dolayısıyla es ist verboten auf der Terrasse zu rauchen. Bu bir konuşma dili. Ancak bu yazılı bir şekilde karşımıza çıksaydı das Rauchen auf der Terrasse ist verboten. Sigara içme değil mi? Terasta sigara içme yasaktır gibi düşünebiliriz arkadaşlar ve bu tarz levhaları Almanya'da görebilirsiniz. Dolayısıyla sigara içme terasta yasaktır gibi birebir çevrildiğinde demek ki das Rauchen auf der Terrasse ist verboten demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir empfehlen euch bis zum nächsten Treffen diesen Roman zu lesen. Wir empfehlen euch bis zum nächsten Treffen diesen Roman zu lesen. Das Lesen dieses Romans bis zum nächsten Treffen wird uns empfohlen. Das Lesen dieses Romans bis zum nächsten Treffen wird uns empfohlen. Das Personal kontrollierte die Fahrkarten. Das Personal kontrollierte die Fahrkarten. Die Kontrolle der Fahrkarten erfolgte durch das Personal. Die Kontrolle der Fahrkarten erfolgte durch das Personal. Es ist verboten, auf der Terrasse zu rauchen. Es ist verboten, auf der Terrasse zu rauchen. Das Rauchen auf der Terrasse ist verboten. Das Rauchen auf der Terrasse ist verboten. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde verbal stil, nominal stil konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss!